Biliyorsunuz ki Ocak ayında Ankara'da simidin, Ankara Simitçiler Odası olarak bir karar almıştık. 15 TL zam kararı. Bugün aradan 4 ay geçmesine rağmen, bizim maliyetlerimizin daha fazla artmasına rağmen biz zararına ürün satıyoruz 4 aydır. Şu an Ocak ayında 11.10 olan maliyet şu an 13.20. Şimdi 13.20'ye mal edilen bir ürün 10 TL'ye satılabilir mi? Esnaf, küçük esnaf ne kadar buna dayanabilir? Onun için bugün bu kararın yürütmeyi durdurabilmemiz için Danıştay'a başvurduk. Bu tamamen yanlış bir karardır. Biz şu anda kime karşı dava açıyoruz? Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'na açıyoruz. Yani bizim en üst kuruluşumuz. Bizler emekçi insanlarız. Gece saat 1'de 2'de çalışan işçilerin emeğinin kısıtlanması demektir bu karar. Yani şimdi ustalar istediği paraları, yömyeleri alamadığı zaman bizim çırak yetiştirebilmemiz mümkün mü? Bu mesleği sürdürebilmemiz mümkün mü? Biz bugün yürütmeyi durdurma kararını alamadığımız takdirde bu mesleğin sürdürülebilirliğini artık kimse konuşmasın. Bu kültürün yok oluşuna neden olacak bu. Maliyetler tabii ki düşürülebilir ama bunun mesela ekmekli kon kullanırsınız simit yerine. Şimdi o zaman simit olmuş olur mu? O zaman insanlar ekmek yesin. Neden simit yiyor? Biz mesela birinci kalite susam değil de üçüncü kalite susam kullanırız. Bugün mesela KDV'lerin %10'a çıkması, geçen hafta alınan karar. Şimdi bunların hepsi maliyete yansıyor. Hani bizim zam yapmamız filan söz konusu bile değil. Bu tamamen sistemin bize dayatmış olduğu bir zamdır. Bu zamı sistem yapıyor. Kesinlikle hiçbir tane esnaf fahiş ürünle fiyat satamaz. Satmaz da bugüne kadar halkın güveni esnafa tamdır. Esnaf ahili kültüründen gelen halkının tam güvenini almış. Bugünlere kadar da her zaman halkının yanında olmuş. En uygun fiyata en kaliteli ürünü üretebilme için her zaman için esnaf bunun mücadelesini vermiştir. Bugün de bunun için aslında buradayız. Yani bu ürünün kalitesinin asla bozulmasını istemiyoruz. Bizler bu kararı da tabii ki tanımıyoruz. Zaten bugün de yürütme durdurma kararını alacağız. Şimdi biz yarın komisyon olarak toplanacağız. Kim var komisyonda? İl Tarım Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı'nın bir yetkilisi, Ticaret Odamızın bir yetkilisi, Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin bir yetkilisi. Yani beş, bir de Halk Ekmek, Ankara Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin bir yetkilisi. Şimdi 5 kişilik komisyondan burada oy birliği kararı ne çıkarsa çıksın tekrardan Ticaret Bakanlığı'na gidiyor. Zaten bu anlaşılır bir durum değil. Yani o zaman komisyonu neden topluyorsunuz? Bu incelenip tekrardan eğer ki kabul görmezse bizim Ankara Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne gelecek. Bizi tekrardan toplamasın, komisyon toplanmaksızın tekrardan Ticaret Bakanlığı'na tekrardan bir başvuru yapılacak. Neden yapılıyor yani? Bunların anlaşılır bir durumu yok. Bunlar zaman uzatıyor. Zaman uzattıkça da mesleğimiz zarar görüyor. Çünkü bugün 13.20 olan fiyatın yarın ne olacağı belirsiz. O zaman 3000'in üzerinde meslek odası olan bütün mesleklerin tarifelerini biz Ticaret Bakanlığı'ndan o zaman istiyoruz. Neden bize sadece bir oda 3000'in üzerindeki sadece bir mesleğe böyle bir bloke altına almak kabul edilir bir durum değildir. Ha biz şahsımız adımıza konuşmuyoruz. Bakın yüz binlerce insan bu meslekten ekmek yiyor. Ülkenin büyük bir kültürü haline gelmiş. Bu mesleği yok etmek hiç kimsenin hakkı da değildir, haddi de değildir. Onun için bizler bugün bu davayı inanarak buradayız. Durduracağımıza da inanarak buradayız. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Bu konunun teknik hukuk bilgisi olarak da sevgili avukatımız Osman Ünlü size anlatsın. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben avukat Osman Can Ünlü. Odamızın vekilini yapıyorum. Öncelikle sizlere de teşekkür ediyorum buralara kadar geldiğiniz için. Bugün burada bulunmamızın sebebi 14 Mart 2024 32.489 sayılı
yönetmeliğin iptaline ilişkin. Bu yönetmelikte biliyorsunuz fiyat tarifelendirilmesine ilişkin bir kanunumuz var. Kanuna ek çıkartılan bu yönetmelikte Ticaret Bakanlığı onayı getirildi. Bu onayın gelmesi bizim fiyat tarifelendirilmesindeki sürecimiz zaten çok uzunken yeterince uzatıyor. Bu süreçte esnafımız yeterince zaten zarar görüyor. Bu sürecin uzamaması adına Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınma şartının eşitlik ilkesine, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair bir açıklama yapma zarureti doğdu bizim için de. Bununla ilgili dilekçemizi biz Danıştay Başkanlığı'na sunduk. Bugün de bu açıklamayı yapıyoruz. İvedilikle bir yürütmenin durdurulması talebimiz mevcut zaten. Dediğim gibi bunun en büyük sebebi de anayasanın eşitlik ilkesine, 173. maddesindeki devletin esnaf ve sanatkarları koruma yükümlülüğüne aykırı olduğuna dairdir. Bizim açıklamalarımız bu yönde. Umarım iptal kararını alırız. Umarım yürütmenin durdurulması kararı ivedilikle verilir. Ve bu sürecin uzamasının önü kesilir.